Ahir zaman için Tevrat'ın 4000 yıl önce belirttiği hükümler var. Ahir zaman için ama bu devrimiz için. Rabbe karşı gelenler paramparça olacak. Yani Allah'ı, dini, İslam'ı önemsemeyenler paramparça olacak. Şirk koşanlar, İslam'ı, Kur'an'ı değiştirenler. Rab onlara karşı gökleri gürletecek. Yani bombardıman sesleri, büyük patlamalar duyulacak. Bütün dünya yargılayacak, bütün dünya huzursuz olacak. Kralını, Moşiyah'ı, yani Mehdi'yi güçle donatacak. Meshettiği kralın gücünü yükseltecek. Yani Moşiyah'ın gücünü yükseltecek. Birinci Samuel 2:10. İsa Mesih, onu zaten özelliyordur. Sevdiklerinin başını meshediyor. Yüzlerini meshediyor. Mehdi'yi de karşılaştıklarında o kutsal zeytinyağıyla başını meshedecek. Saçlarına zeytinyağı sürecek şeyin. Mehdi'nin. Evet. O işte Tevrat'ta belirtilen o yani meshetti diyor. Moşiyah'ın mühim özelliği o. O İsrail'de yetişen kutsal zeytinyağı var. Zeytin dağında içirilen. O yağla başı meshediliyor. Yani başına zeytinyağı sürülüyor bütün başına. Pırıl pırıl parlıyor başı. O Tevrat'ta çok vurgulanan bir husus. Zaten Moşiyah Mesih denmesinin sebebi de o. Meshedilmiş. Yani başına yağ sürülmüş anlamına da geliyor. Zekeriya 4 Tevrat'ta. Benimle konuşan melek yine geldi ve uykudan uyandırır gibi beni uyandırdı. Ne görüyorsun diye sordu. Son altın bir kandillik görüyorum diye yanıtladım. Tepesinde zeytinyağı için bir tas. Masonlar bana bir öyle tas getir der zeytinyağı için. Bir de yine Museviler o kutsal zeytinyağından getirdiler. Bir, yine kapalı bir kap içerisinde. O Mesih yağı deniyor ona. Duruyor öyle. Tas da duruyor, zeytinyağı da duruyor. Bir ara göstereyim. Tepesinde zeytinyağı için bir tas, üzerinde 7 kandil, 7 kollu kandil de getirdiler, gümüş. Evet. Kandillerde 7'şer oluk var. Ayrıca kandilin yanında bir zeytinyağı tasının yanında, bak, ayrıca kandilliğin yanında biri zeytinyağı tasının sağında, öbürü solunda iki zeytin ağacı da var. İşte biri Mehdi, biri İsa Mesih'e bakıyor, o zeytin ağaçları. Yani burada sembolik anlatılıyor. Mesih demek zaten kutsal yağ ile meshedilmiş anlamında.